Emeklilerde kök maaş tedirginliği. Özgür Erdursun 10.700 Türk Lirası detayını verdi. Emekliler yeni yıl öncesinde maaşlarına zam beklentisi içinde. Öte yandan kök maaş zammı da beklentilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili detayları paylaştı. 2025 yılı yaklaşırken emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeleri merakla bekliyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin kök maaş düzenlemesi yapılmazsa yeni yıla hiç zam alamadan girme riski olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar zamanın daraldığını vurgularken bu düzenlemenin Aralık ayında meclisten geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Kök maaş sorunu çözülecek mi? En düşük emekli maaşı halen 12500 Türk Lirası olarak uygulanıyor. Kök aylıklar 10700 TL'nin altında kalan emeklilere %17 oranında enflasyon zamı yapılsa bile maaşları 12500 TL'yi geçemiyor. Zamdan etkilenmeyenler 7000 Türk Lirası, 8000 Türk Lirası, 9000 Türk Lirası gibi kök maaşı olanlar %17'lik zamla dahi mevcut en düşük maaş seviyesinde kalmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumun milyonlarca emekliyi etkilediğini belirterek şunları söyledi. Kök maaş düzenlemesi yapılmazsa Ocak ayında milyonlarca kişi yine 12500 Türk Lirası maaş alır. Bu düzenlemenin aralık ayında yapılması şart. Meclisten bir yasanın geçmesi gerekiyor. Emeklilerin beklentisi artıyor. %17 zam yeterli değil. Kök maaşı düşük olan emekliler zam oranının etkisiz kaldığını düşünüyor. Yüksek enflasyonun etkisi. Piyasalardaki fiyat artışları emeklilerin mevcut maaşlarıyla geçinmesini zorlaştırıyor. Vatandaşların talepleri Emekliler, en az 25 bin Türk lirası maaş talep ederken, kök maaş düzenlemesinin yapılmasını ve gerçekçi zam oranlarının belirlenmesini bekliyor. Düzenleme hangi tarihte yapılabilir? Ocak ayı beklentisi Uzmanlar ve emekliler, kök maaş düzenlemesinin Ocak ayında gerçekleşeceğini tahmin ediyor ancak düzenlemenin yılbaşından önce yapılması gerektiği konusunda görüş birliği var. Emeklilerin sesine kulak veriliyor mu? Emekliler, maaş artışı ve kök maaş düzenlemesi taleplerine dair hükümetten adım bekliyor. Ancak zamanın daralması, yeni yılda maaşların yine aynı seviyede kalma riskini artırıyor. Gözler, Aralık ayında mecliste alınacak kararlarda.